Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında kadınlardan peygamber gelmiş midir? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim Hazreti Adem'le beraber insanlara peygamberlerin gönderildiğini bize anlatıyor. Velikulli kavmin hadi. Her kavme yol gösteren vardır, rehberlik yapan vardır. Velikulli ümmetin rasul, her ümmet için bir elçi vardır. Ve yine Kur'an-ı Kerim bize şunu bildiriyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Bir peygamber göndermedikçe biz hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Allah-u Teala yarattığı bu insanlara, değişik bölgelere yaydığı bu insanlara, işlerinden rehberlik yapmak üzere peygamberler de göndermiş. Arıların nasıl ki lideri oluyor, onlara liderlik yapıyor, onlara önderlik yapıyor. Karıncaların reisi oluyor. Karıncaların reisi o bulunduğu yerde nizamı, intizamı sağlıyor. Bütün bunları lidersiz, başsız bırakmayan Allah-u Teala elbette bu insanları kendi hallerine bırakacak değil. İçlerinden peygamber gönderecek. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Biz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik diyor Cenab-ı Hak. İçlerinden bir peygamber, onların dilini konuşan bir peygamber. Allah-u Teala bu şekilde peygamberler göndermiş. Kelam ilminde acaba kadınlardan da peygamber gelmiş midir? Bu da ele alınmış. Ve Kur'an-ı Kerim'den bunun destekleri, bunun cevapları aranıyor. Ve neticede bazıları kadınlardan da peygamber gelmiş olabilir demişler. Ve bununla alakalı Hazreti Musa'nın annesi ve Hazreti İsa'nın annesi. Bunlar örnek olarak verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın annesine vahiy geldiği ifade ediliyor. Ve evhayna ila ümmi Musa en erdiihi. Biz Musa'nın anasına çocuğunu emzir diye vahyettik. Ve ayetin devamında onunla alakalı korkma, üzülme, işte onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Biz onu sana tekrar geri döndüreceğiz, peygamberlerden kılacağız. Bu manalar ayetin devamında ifade ediliyor. Acaba buradaki vahiy bizim anladığımız manada peygambere gelen vahiy midir? Öyle anlamak biraz zor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesi Allah'ın bir mesajı şeklinde de kullanılıyor. Gizli, süratli bir bildirim. Ve evhayna ila ummi Musa bu ayeti değerlendirdiğimizde biz Musa'nın anasına ilham ettik. Şöyle şöyle yapmasını ona ilham ettik. Bu manada anlaşılması daha uygundur. Yani Hazreti Musa'nın annesi peygamber değildir, peygamber anasıdır. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın annesiyle alakalı da vahiy geldiği, işte onun meleklerle görüştüğü, konuştuğu Ali İmran suresinde, Meryem suresinde ifade ediliyor. Acaba Hazreti Meryem peygamber miydi? Hazreti Meryem'in peygamberlik yaptığı tarzında bir şeye ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadis-i şeriflerde rastlamıyoruz. O halde Hazreti Meryem'in meleklerle görüşmesi, diğer taraftan vahye mazhar olması ne anlamdadır? Onun da vahye mazhar olması yine ilham anlamında değerlendireceğiz. Yani Allah-u Teala öyle seçkin bir peygamberinin annesinin kalbine ilhamda bulunuyor. Ve meleklerle görüşmesi, meleklerle görüşmek illa peygamber olmak demek değildir. Bir başka insan için de, peygamber olmayan bir başka insan için meleklerle görüşmek mümkündür. Ve melekler bazen beşer suretinde temessül ederler. İnsan şeklinde bazılarına görülebilirler. Dolayısıyla Hazreti Meryem'e nasıl görüldüler meselenin ayrıntısını bilemiyoruz. Ama en azından Cebrail Aleyhisselam'ın bir beşer suretinde ona temessül ettiği Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Meryem suresinde bu şekilde ifade ediliyor. Düzgün bir beşer şeklinde, bir insan şeklinde Hazreti Meryem'e temessül etti, görüldü. Burada belki şunu da ifade etmemiz konunun daha iyi anlaşılması açısından yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesi geniş anlamlı bir kelimedir. Bu vahyin bir kısmı Allah'ın peygamberlerine özel mesajını ifade eder.
şu anda Türkçe'de vahiy dediğimizde anladığımız manayı ifade eder. Ama Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesinin kullanımı bazen de farklı anlamlarda olabilmektedir. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Senin Rabbin bal arısına vahyetti. Burada bal arısının peygamber olmadığı malum. Peki Allah-u Teala'nın ona vahyetmesi ne demektir? Yani onu programladı. Ona ne yapacağını bir mesaj şeklinde, bir program şeklinde verdi. Ve böylece o küçücük arı başına yerleştirilen o ilahi programa göre hareket ediyor. İlk defa kovanından çıktığında hiç yolunu şaşırmadan gün boyu geziyor, dolaşıyor ve tekrar binlerce kovan içerisinde kendi kovanını buluyor ve oraya tekrar geriye dönüyor. Ve neticede bal gibi çok güzel bir şeyi, bir gıdayı Allah'ın izniyle insanlara takdim ediyor. Demek ki arının bu şekilde vahye mazhar olması peygamber olduğu anlamında değil. Allah-u Teala'dan ona bir mesaj geliyor. Ona bir program verilmiş. Fıtratına böyle şeyler yerleştirilmiş. O da bu programa göre hareket ediyor. Adeta bilgisayarı düşünecek olursak, bilgisayarda çok güzel programlar varsa o metal yığını o güzel programlarla çok büyük işleri yapabiliyor. Arı küçücük bir cisim, küçücük bir canlı ama o küçücük canlı boyundan büyük işler yapıyor. Bunu yapması da doğrudan doğruya ilahi ilhama mazhariyetin bir neticesi. Allah-u Teala ona ilham etmiş ve ne yapacağını bu şekilde göstermiş. Demek ki kadınlardan peygamber gelmiş midir? Bu soruya yönelecek olursak kadınlardan peygamber gelmediği daha net olarak anlaşılıyor. Her ne kadar bazıları gelmesi mümkündür demişlerse de bu o kadar da net bir mana değil. Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığına göre onlardan peygamber gelmemiş. Peygamber anası olmak o da az bir şeref değildir. Bütün peygamberler o şekilde anneleri vasıtasıyla dünyaya gelmişler. Hazreti Adem hariç olmak üzere o doğrudan topraktan yaratıldı. Diğer peygamberler hepsi bir anneden dünyaya geliyor. Peygamber anası olmak da o da az bir şeref değil. Ve peygamberlik çok ağır bir yük. O ağır yük belki kadın fıtratına da uygun değil. Yani kadının kendine göre yapabileceği elbette görevler var. Annelik gibi, çocuğunu yetiştirmek gibi, daha bir takım başka görevler bunların hakkını verebilir. Ama bir peygamberlik demek ki kadına o noktada o kabiliyet verilmemiş. Bundan dolayı da onlardan peygamber gelmemiş. Zaman zaman kadınlardan da ben peygamberim diye iddia edenler olmuş. Bunlara yalancı peygamber deniyor. Yani kendini peygamber zanneden kimseler. Peygamberimiz döneminde de bazıları böyle peygamberlik iddiasında bulunmuşlar. Gerek erkeklerden gerek kadınlardan. Günümüzde de yine dünyanın değişik yerlerinde böyle sahte nebiler çıkıyor. Ben böyle peygamberim diye ortaya çıkanlar oluyor. Bunlar klinik vakalar. Bunlar doğrudan doğruya kayda değer olaylar değil. Meczup insanlar ve bunlar belki kendilerine bazı gaybi şeyler görülüyor olabilir. Şeytani bir takım şeyler görülüyor olabilir. Bunun neticesinde ben peygamberim diye ortaya çıkıyor. Ve hepsinden de garibi bu peygamberim diye ortaya çıkanların bir kısmı bakıyorsunuz Kur'an'ı da kabul ederek bunu söylüyor. İşte Amerika'da bir tanesi çıkmış ve ben peygamberim diyor. Ona diyorlar ki sen Kur'an-ı Kerim'i kabul eden birisin. Kur'an'ı okuyorsun ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O peygamberlerin, o Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. خَاتَمَ النَّبِيِّينَ Peygamberlerin sonuncusu anlamında. Adam bu ayeti kerime kendisine hatırlatılınca diyor ki tamam diyor ben bunu reddetmiyorum ki o nebilerin sonuncusu ben nebilerden değilim ben mürselindenim diyor. Yani nebi ve rasul bunlar Kur'an'da birbiri yerine de kullanılabilen iki kavramdır. Yani peygamberimiz hem nebidir hem rasuldür ama bu adam demagoji yapıyor söz oyunuyla bu şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor.
Bunlara belki bazı şeyler görülüyor. Yani şeytan bunlara bazı şeyleri gösterebilir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوهُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Nasıl ki Allah'tan vahiy var, Allah peygamberlerine vahyediyor. Şeytanın da kendine göre dostları var. O dostlarını tahrik ediyor, harekete geçiriyor. Ortalığı karıştırmak için işte sen peygambersin, sen ilahsın gibi bu gibi şeyleri onlara söyletebiliyorlar. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde dini anlamayı hepimize nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.